Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni orkidelerle karşınızdayım. Bugün sizler için orkide bakımında çok önemli güzel bilgilerden bahsedeceğim. Orkideleri gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyorlar. Özellikle bu zamanlarda çiçekli orkidelerim tekrardan yeni çiçek açmaya başladılar ve yeni dal ve kökler vermeye başladılar. Normalde çiçekli orkideler hem yaprak hem de kök vermezler ve kolay kolay da yeni çiçek dalları vermezler. Fakat yeni kökler ve yeni dallar verip yeniden gelişim göstermesi için bugün sizlere çok güzel bir bitki besininden bahsedeceğim. Bu bitki besinini kullanmaya başladıktan sonra gerçekten mucizevi şekilde çok güzel faydalarını gördüm. Bugünkü bitki besinini muz kabuğundan yapacağız. Sizler de özellikle böyle orkideleriniz çiçekliyken ara vermeden tekrar çiçeklenmesini, tomurcuk vermesini istiyorsanız muz kabuğunu kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Çünkü muz kabuğunun içerisinde yüksek oranda potasyum vardır. Potasyum çiçeklere ve bitkilere inanılmaz derecede iyi gelmektedir. Muz kabuğunu bütün bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Hem çiçeklerinizde hem de sebze üretiminde gerçekten mucizevi bir şekilde inanılmaz faydaları var. Yüksek oranda potasyum içerdiği için bu da bitkilerinizde özellikle daha hızlı bir şekilde çiçek açmasına, daha hızlı bir şekilde tomurcuk vermesine, yeni yapraklar ve dallar çıkarmasına yardımcı olacaktır. Çok uzatmadan sizlere hemen muz kabuğunu orkidelerde nasıl kullandığımı göstermek istiyorum. Şu anda elimde 2 tane muz kabuğu var. Sizler evinizde tüketmiş olduğunuz muz kabuklarını çöpe atmayıp bir köşede biriktirebilirsiniz. Ben muz kabuklarını şu şekilde bir konserve şişesinin içerisine koyuyorum. Miktarı önemli değildir. Sizler evinizdeki muz kabuklarına göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bakın 2 tane muz kabuğunu şu şekilde hemen kavanozun içerisine koyuyorum. Ve alabildiği kadar su ekleyeceğim. Ve daha sonra ağzını kapatıp şu şekilde bir gece bekleteceğim. Evet, bu şekilde muz kabuklarını kavanoza koyduktan sonra burada dikkat etmemiz gereken bir takım püf noktalar var. Özellikle sıvı bitki besinlerini hazırlarken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen tarifte anlattığım şekilde uymayabiliyorsunuz. Bu da uymadığınız zaman sizlere maalesef bir dezavantaj olarak dönüyor. Çünkü her bir bitki besininin mutlaka bir bekleme süresi vardır. Ve hepsinin içerisinde bulunmuş olduğu şeker oranına göre bu değişmektedir. Mesela muz kabuğuna baktığımız zaman muz kabuğundaki şeker oranı çok fazla olduğu için eğer siz bunu bir geceden fazla bekletirseniz fark edeceksinizdir ki suyu giderek sirkeleşmeye başlayacaktır. Ve bu da zaten özellikle sıcak havalarda hemen sineklenme ya da bir takım böceklenmelerin oluşmasına sebep olur. Bu sadece muz kabuğu için geçerli değildir. Bütün sıvı bitki besinleri, doğal gübreler için geçerlidir. O yüzden mutlaka bekleme süresine dikkat edin. Evet, bir gece bekletmiş olduğum muz kabuğu suyunu şimdi süzeceğim. Bu şekilde muz kabuğu suyumuzu 5 yemek kaşığı kadar bütün saksılarımıza vereceğim. Evet, şimdi her bir saksıya 4-5 yemek kaşığı kadar bu karışımdan vereceğim. Ve özellikle sulama yaparken dikkat etmeniz gereken bir püf nokta var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Gerçi diğer videolarımda da bu noktalara hep değinmeye çalışıyorum. Sulamayı kesinlikle akşamları yapmayın. Akşamları sulama yaparsanız orkidelerinizde hem sineklenme oluşur hem de bit hastalığı ortaya çıkar. O yüzden sizlere tavsiyem mutlaka ama mutlaka orkidelerinizi sabahları özellikle erken saatlerde sulayın. Ve çok fazla suyun içerisinde beklettirmeyin. Özellikle böyle vitaminler veriyorsanız en fazla 5 dakika. Bakın her bir saksıya bundan 4-5 kaşık verip 5 dakika saksının altında kalan suda bekleteceğim. Ve daha sonra bunu süzmem gerekiyor. Şöyle kenarlardan suluyorum bakın.
Evet, 4 yemek kaşığı verdim. Daha fazla vermeyeceğim. Evet, şu orkideme de bakın. Yine sadece kök kenar kısımlarından şekilde evet, burada 4 yemek kaşığı kadar verdim. Bakın görüyorsunuz zaten altında su kalıyor. Bu suyu birazdan çekecektir. Yani dikkat etmeniz gereken kesinlikle böyle orkide toprağı çamurlaşıncaya kadar suyun içine bekletmeyin. Dediğim gibi bu orkidelere zarar veren en büyük yanlışlardan bir tanesi. O yüzden mutlaka 5 dakika sonrasında bunu iyice süzün. Süzüldüğünden emin olduktan sonra bunu bol ışık alan bir pencere kenarında bekletin. Muz kabuğu ile yapmış olduğum sıvı bitki besini sonuçlarını size biraz daha yakından göstermek istiyorum. Bakın bu orkidemi göstermiştim. Şu anda tomurcuk, vermiş olduğu tomurcuk vardı, dalı giderek uzadı. Bakın gayet güzel yeni bir çiçek dalı daha oluşmuş oldu. Halen çiçekli olduğu halde çiçek tomurcukları açmaya devam ediyor. Bakın şuradan da yine aynı şekilde. Hemen şurayı da göstermek istiyorum. Bakın bu da büyüdü. Şu anda bu orkidem gerçekten gelişimini çok güzel sağlıyor muz kabuğu sayesinde. Hem çiçekli olduğu halde yeniden çiçek tomurcukları açmaya devam ediyor. Hem de yeni kökler. Bakın göstermek istiyorum. Hem de yeni kökler vermeye devam ediyor. Orkidenizin sağlıklı olduğunu, yeni kökler vermeye başladığını ve tomurcuk açmaya başladığını görerek anlayabilirsiniz. Bakın hemen bunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tomurcukları giderek büyüdü. Gördüğünüz gibi çiçekli olduğu halde çiçek dalı çıkarmaya devam ediyor. Bu gerçekten vermiş olduğumuz muz kabuğunun ne kadar mucizevi etkisinin olduğunu, çiçeklere özellikle orkidelere ne kadar faydalı olduğunu bize göstermiş oluyor. Zaten çiçeklerimize vermiş olduğumuz sıvı bitki besinlerinin işe yarayıp yaramadığını bunları gözlemleyerek anlayabilirsiniz. Eğer size güzel sonuçlar veriyorsa demek ki kullanmış olduğunuz sıvı bitki besinleri işe yarıyor demektir. Bakın hemen şuradan da bu da yine bir sürü kök çıkardı. Kökler de sonradan çıkan kökler, iki küçük kökler. Bu orkidemi de göstermek istiyorum. Bakın her bir daldan iki tane çiçek dalı oluşturdu. Bakın şurada da iki tane çiçek dalı var. Şu anda dört tane çiçek dalı oluştu. Ve bu çiçeğim de bakın bütün çiçeklerini açtı. Gerçekten çok güzel görünüyor. Muz kabuğu bu şekilde orkidelerinizin hızlı bir şekilde çiçek açmasına ve aynı zamanda çiçekliyken de çiçek vermesine, kök çıkarmasına, yaprak vermesine yardımcı oluyor. Sizlere mutlaka tavsiye ederim. Kullanmış olduğum sıvı bitki besinlerinden sonuç almadan kesinlikle sizlerle paylaşmıyorum. Bana güvenip bu sıvı bitki besinini ayda bir kullanabilirsiniz. Ayda bir kullanmanız yeterlidir. Çünkü zaten havalar sıcak olacağı için daha da sık kullanmanıza gerek yoktur. Zaten kullanmaya başladıktan sonra gerçekten orkidelerinizin çok güzel gelişim sağladığını göreceksinizdir. Ve özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Orkidelerinizde bu sıvı bitki besinlerini kullanırken özellikle orkidelerinizin ikindi güneşi ya da sabah güneşi kısa süreliliğini de olsa mutlaka almasını sağlayın. Böylelikle gelişimleri daha da hızlı oluyor. Fakat öğlen gibi çok böyle güneşin dik olduğu saatlerde kesinlikle güneşe koymayın. Bu defa orkideleriniz solmaya başlar. Evet, umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yeni bildirimlerden haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bana bol bol yorumlar yapabilirsiniz ve yorumlar kısmına sorular da yazabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.